Adalet bakın Abdülhamit Gül yer yer böyle fantastik açıklamalar yapıyor. Çok romantik açıklamalar yapıyor. Gerçeklikle alakası olmayan hani dizilerden önce giriyor ya birazdan izleyecekleriniz tamamen hayal ürünü olup gerçeklerle hiçbir alakası yoktur diye. Abdülhamit Gül'ün bütün konuşmalarının öncesinde bu uyarıyı girmek gerekiyor. Eğer şu kişi ne der diyorsa kim bunu diyen? Bir hakim, bir savcı, bir yargı mensubu. Eğer şu kişi ne der diyorsa o kişi hakim, savcı değildir. Bu anlayışı kim söylüyorsa suç duyurusunda bulunun. Kime? Kime şikayet edeceğiz? Öyle bir hakim, savcı olmaz. Evet ya ne kadar doğru söylüyor. İhtiyacımız olan anlayış bu işte dediğimiz bir konuşma. Konuşmayı yapan kim? Muhalefet milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu da değil. Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmuyor. E kim peki bu? E Adalet Bakanı. Kimi kime şikayet edeceksiniz? Şu kişi ne der? Kim? Şu kişi kim mesela? İşte o kişi. Selahattin Demirtaş hakkında konuşmuş Erdoğan. Sık sık konuşuyor biliyorsunuz. Bir düşmana ihtiyacı var. Aklına ya CHP zihniyeti geliyor ya Selahattin Demirtaş geliyor. Ya işte dış güçler geliyor. Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin varsa varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki yargımız böyle bir imkan hazırlamaz. Tabii ki bu yargıya müdahale değil. Bir insan terörist midir, değil midir? Buna yargı karar verir. Bağımsız, dürüst bir yargı karar verir. Öyle birilerinden emir alan yargı değil. Bir insan terörist dahi olsa, bir insan hangi suçu işlemiş olursa olsun onun söz hakkı vardır. Öyle sözde falan diyerek kıvıramazsınız. Herkesin kendini savunma hakkı vardır. Herkesin müdafaa hakkı vardır. Yani terörist de olsanız büyük bir yolsuz hırsız, dev bir dolandırıcı, dünyanın en büyük hırsızı da olsanız, bir gün yargılanıyor olsanız sizin de hakkınızı savunacak avukatlara ihtiyacınız olacak. Ve sizin de söz hakkınız olacak. Dünyanın en büyük hırsızı, en yolsuz lideri bile olsanız, söz meclisten dışarı, kimse o bilmiyorum yani tamamen mecazi konuşuyorum. Bir gün yargılanırsa inşallah onun da kendini savunma hakkı olacak. O yargılanırken birileri yargıya müdahale ederse biz ona da karşı çıkmalıyız. Bunu demeye çalışıyorum. Bu fotoğraf hafta görmüş olduğunuz yatakta yatan ve yerinden kalkamayan vatandaşın tahliye edilmemesinin sebebi nedir? Boynundan aşağısı felç, ellerini, ayaklarını kullanamıyor, yürüyemiyor, kalkamıyor, hareket edemiyor. Boynundan aşağısını hareket ettiremeyen bu hastanın tahliye talebini reddeden AYM, Anayasa Mahkemesi hangi akılla, hangi vicdanla, hangi kanunla bu talebi reddediyor? Bu yatakta yatan insanın suçunun ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Bu insan bu durumunda cezaevinde kalabilir mi? Ama tahliye talebi reddedilmiş. Abdülhamit Gül'e kalırsa öyle hakimler, savcılar bunları şikayet edeceğiz. Peki kime şikayet edeceğiz? <laughs> Türkiye'nin en antipatik ikilisi olma başarısını gösteren Altun ailesinin vukuatları bitmek bilmiyor sevgili izleyenler. Her her güne bir vukuat yaymışlar maşallah hayırlar hasenatlar feragatlar havada uçuşurken bir de kendilerini eleştiren 80 yaşındaki bir teyzeyi şikayet etmişler. Yeter sömürdüğünüz yazmaya çalışmış teyzemiz. 80 yaşındaki teyzemiz onu da çok iyi yazamamış. Şikayet etmiş. Polis gitmiş, evi basmış. Kadın 80 yaşında hasta, yürüyemiyor. Böyle bir teyzeden bahsediyoruz. Demişler ki polislere ya memur bey, tamam geldiniz, işinizi yapıyorsunuz ama burada alsanız olmuyor mu ifadesini. Üstelik bu insan hani şiddet suçu işlememiş. Kaçma şüphesi yok. Kimseye zarar veremez. Delil karartma diye bir şey yok. E burada alsanız ifadeyi? Savcı bey'e sormuşlar. Savcı Bey demiş ki olmaz buraya getireceksiniz. 80 yaşındaki kadını alıp adliyeye götürüyorlar. Kadının yaşı, hastalığı, korona riski şu bu umurlarında değil. Paşamızdan gelmiş, Fahrettin Altun Efendi'den gelmiş talep. AKP'li 3 tane milletvekili bedelli askerlik yapmışlar. Bedelli askerlik yaparken aynı zamanda meclisten maaş almaya devam etmişler vekil maaşı. Sigortaları da yatmaya devam et. Siz askerlik yaparken memuriyetten maaş alıyor muydunuz? Sigortanız yatıyor muydu? Böyle bir şey mümkün değil. Ama bu arkadaşlar için mümkün. Çünkü onlar tabi sorulan sorulara siz niye maaş aldınız? Sigortanız neden yatmaya devam ediyor sorusuna hemen klasik tepkilerini, ...basik reflekslerini göstermişler. Ya biz o maaşları Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Kimin parasını kime bağışlıyorsunuz siz ya? Fahrettin Altun hayra sanata harcamış... Fatma Nur Altun feragat etmiş. 17 Aralık'taki Süleyman Aslan da yaptırıyordu o parayla. Türkiye Çin aşısı sipariş etti. Ne zaman gelir? Geldi mi? Aşı yapılıyor mu? Yapılacak mı? Kaç kişiye yapılacak? Aşı güvenilir mi? Bunları tartışıyoruz. Sağlık Bakanı Çin aşısını eğer beğenmezlerse 5 kuruş ödemeden iade edeceklerini söyledi. Beğenip beğenmediğinizi nasıl anlayacaksınız? Peki bu sizin beğenmemeniz bize kaça patlayacak? Para anlamında demiyorum. Can anlamında, hayat anlamında, sağlık anlamında kaça patlayacak? Tüh ya aşıyı yaptık ama olmamış. E peki o zaman iade edeceğiz. 5 kuruşta para vermeyeceğiz. Peki boş şişeleri iade edince depozitosu var mı onun? Şşş. Çin aşısının el altından Ak Partililere yapıldığına dair bir iddia var. CHP'li Murat Emir bu iddiada bulundu. 10 gündür Türkiye'de Çin aşısının yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanı, "Yo hayır öyle bir şey yok, kesinlikle yapılmıyor." demedi. Ha, bir yandan da rahatlıyorum. Bu aşıyı kendilerine, kendi yakınlarına yapıyorlarsa aşı herhalde güvenilirdir yani kendilerini riske atmazlar. Bu görüntü neden buzlu? Çünkü orada bir çocuk var sevgili izleyenler. 10 yaşında bir çocuk var. Bu çocuğun velayeti babasına verilmiş. Bu çocuk babasına gitmemek için feryat ediyor, ağlıyor. Bu çocuğun annesi feryat ediyor, ağlıyor. Hangi çocuk babasına gitmek istemez? Burada normal bir ayrılık yok. Burada bu çocuğun babasına gitmek istememesinin sebebi sevgili izleyenler, babasının kendi evladını, kendi çocuğunu yıllarca taciz etmesi. Ve ortada 18 sayfalık rapor var. Ve bu adam Gaziantep'te hakim. Bu baba Gaziantep'te hakimlik yapıyor. Halen hakimlik görevine devam ediyor. Çocuğunu taciz etmiş yıllarca. Ortada rapor var. Bu çocuk babasına gitmek istemiyor ama velayeti babasına veriliyor. Şimdi Adalet Bakanı'nın o en baştaki lafını bir daha hatırlatalım. Ya Allah aşkına kimi kime şikayet ediyorsunuz? Buyurun bakın. Şimdi bu verilen kararın bu çocuğun Uğradığı 4 yıl boyunca uğradığı tacize rağmen velayetinin babasına verilmesinin altında babasının hakim olması var mı yok mu? 18 sayfalık rapora rağmen, şahitlere rağmen, annenin feryatlarına rağmen. Avrupa Birliği sürekli işte Türkiye'de yaşanan hak ihlalleriyle alakalı derin endişeler duyuyordu. Çok üzülüyorlardı. Kaygıyla bakıyorlardı olaylara. Ama yani gerçekten üzülmelerine gerek yok. Çünkü biz yeterince üzülüyoruz. Kaygılanmalara gerek yok. Biz o kaygıyı doyasıya yaşıyoruz zaten. Türkiye'yi bağlayan kararlar verebiliyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan. Boru değil bunlar yani. Yok kaygılanmaları yok, üzülmeleri hiçbir anlam ifade etmiyor açıkçası. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım gündemiyle toplanacak ve başlıklar şunlar. Görüyorsunuz buradaki tweet'te sevgili izleyenler. Keyfi gözaltı ve tutuk tutuklama Türkiye'de var mı? Var. Zorla kaybedilme var mı? E tabii ki var. Yargısız infaz var mı? <laughs> yani lütfen, lütfen. İşkence var mı? Var. Soykırım, üstte saydığımız şeyler var ya, bunların hepsi soykırım aşaması. İşkence, zorla kaybedilme, yargısız infaz, keyfi tutuklama, gözaltı, insanların adalet talep etme haklarının olmaması, şeytanlaştırılmaları, insan dışılaştırılmaları. Bu maddelerden dolayı sadece Türkiye değil, Bunların olduğu, bunları yapan, bunların failleri, bu suçları işleyen kişiler, kurumlar, kuruluşlar, bunların elini kolunu sallayarak Avrupa'ya gelmesi, ticaret yapması, Brüksel'de cadde kapatıp alışveriş yapmasına izin vermeyecekmiş Avrupa Birliği. Yaptırım uygulayacakmış. Yani böyle bir gündem var. Tabii Erdoğan bu yaptırım uygulama kararının bizi ırgalamayacağını söylüyor. Türkiye'yi ırgalamayacağını söylüyor. Siyasi olarak onları ırgalamayabilir, umurlarında olmayabilir. Ama çıkacak böyle bir karar Türkiye'nin ekonomisini biraz daha ırgalar vatandaş bundan çok feci etkilenir. Saraya bulaşmaz, sarayı etkilemeyebilir. Onların konforuna bir şey yapmaz ama vatandaşı etkiler. Her şeyin biraz daha pahalı olduğunu, Euro'nun daha da yükseldiğini falan görürsünüz. İnşallah böyle bir karar çıkmaz demek istiyorum ama bunu diyebilmemiz için yukarıda yazan o maddelerin Türkiye'de artık olmuyor olması lazım. Mesela bir yerde adalet varsa, bir yerde demokrasi varsa, bir yerde hukuk öyle de böyle de işliyorsa, kralı olsa adaletin karşısında dayanamaz. İspanya'nın eski kralı yolsuzlukla suçlandığı için ülkeyi terk ediyor. Ağustos ayında ülkeden kaçıyor resmen. Kaçıyor. Şu an Birleşik Arap Emirliklerine yerleşmiş. Orada yaşıyor. Ama karşısında da adalet mülkün temelidir yani. 678 bin euro vergi ödemiş. Yani hakkındaki o yolsuzluk artık miktarı neyse 678 bin euro vergi ödemiş. Bu arada maaşına da el koymuş devlet. Hani eski kral bilmem ne falan ya maaşı da kesilmiş durumda şu anda. Herkes yargı karşısında eşittir ilkesi uygulanıyorsa kral bile olsanız bunun hesabını ödüyorsunuz.